Şanmar Alışveriş Merkezi sunar. Şanmar Alışveriş Merkezi sponsorunda bugün de Şanmar'daki yerimizi aldık ve ne yapacağız? Önce müdürümüzle bir tanışacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Mutlu efendim, sizi tanıyalım. Ben Kadir Meley. Hatta ben tanıyorum da Kadir Bey'i. Bir de şey soruyorum ama hani ben çünkü bütün marketlere gittim artık, hepsini tanıyorum. 3 defa, 5 defa çektim programlarını. Hani bizi izleyen dostlarımız mesela bunun adını Kadir Bey olduğunu bilsinler. Evet. Şanmar'a gelen bir dostumuz Kadir Bey'den işte fiyat sorabilsin, bir şikayet varsa iletebilirsin, doğru mu efendim? Tabii ki. Evet. Nasılsın, iyi misin? Rahat keyfin nasıl? Hamdolsun. Allah razı olsun. Gel 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 gel. Sizler nasılsınız? Abi ben bunu kıskandım, yakışıklı ya böyle bu adam. Efendim çok güzel. Şanmar böyle efendim. Kaliteyi konuşuyoruz. İşte nasıl? Hamdolsun. İdare ediyor muyuz efendim? Güzel, evet. Evet. Tabii biliyorsunuz biz her hafta iki ailemize yardım paketlerini götürüyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. Evet, biliyorum. Daha sonra onlara yayınlıyoruz. Ama buna geçmeden önce insanların Şanmar'a gelmesi için bazı özellikler var. Neden Şanmar diyoruz? Neden Şanmar? %100 yerli bir, olması. %100 yerli sermaye. Tüm markaların mevcut olması. En kaliteli markaların ürünleri mevcut ettiği için. Evet. İade garantisi. İade garantisi ama fişinizi yanında bulunacaksınız değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Buradan evet. Aldığınız belli olsun. Nereden aldın? Ne bileyim nereden aldın malı? O da belli olsun. Sonra efendim son kullanma tarihi çok önemli. Tabii ki. Bu da çalışan arkadaşlarımız Şanlıurfa'da arkadaşlarımız ve Şanlıurfa'da distribütörlerden alışveriş yapıyoruz. İşte sırf o yüzden %100 yerli sermaye diyoruz. Evet. Yani. Artı buradan alışveriş yaptığınız zaman efendim ne yapıyoruz? KDV nereye gidiyor? Şanlıurfa Topçu Meydanı ve Dairesi'ne. Oradan da Büyükşehir Belediye'mize gidiyor %6'sı. O da yol, su, köprü, alt geçit, üst geçit, tüm geçit olarak bizlere geri dönüyor efendim. O yüzden ne yapacağız? Bizler de Şanmarlar tercih edeceğiz. Peki ilgi alaka nasıl Şanmarlara? İlgi alaka son derece güzel yani. Evet. Memnun. Şikayet var mı? Biz de, var mı? Biz de memnunuz, halk da memnun yani. Çok güzel. İşte bütün amaç bu. İki taraflı memnuniyet var efendim. İndirim var mı ürünlerimizde? İndirim tabii ki var. Sayma. Şunu da söylüyoruz. Şanmarlarda indirim olmasa bile Şanmarlardaki fiyatlar diğer alışveriş merkezlerine göre çok daha ucuz. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Şimdi hangi ürünlerde indirim var Kadir? Şu anda et reyonumuzda dana kıymamız indirimde. Gel göster, gel eti göster. Dana kıymamızı. Şu anda dana kıymamız indirimde. Evet, ona çekeceğiz. Çok güzel efendim. Evet, dana kıymada indirim var. Ne kadar dana kıyma? Dana kıyma 30 lira 99 kuruş. Allah Allah, ucuzmuş vallahi ya. Evet, 30.99 dana evet. Kıymamız. Başka efendim? Başka tavuk reyonunda indirimli ürünlerimiz var. Çok güzel. Baget'in indirimi. İsim söyleme. İşte baget ucuz. Evet. Şunu söyleyeyim. Hani bu etleri gördük ya. Evet. Bu kadar eti görünce ne yapmak lazım etleri? Cızbız yapmak lazım. Mangallarda, şişlerde ve bütün her şeyde ne var efendim? İndirim var. Tüm piknik takımı mevcut. Yani bu kadar. Yani bir mangal
4 milyon mu mangal? Evet. 4 TL. Evet, 4 TL. Daha ben ne diyeyim daha yani? Ben daha sana ne yapayım? Bedava mı vereyim size bu ürünler diyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel ürünler var. Böyle gelin diğer ürünlerimizi de burada görün diyoruz. Paketler hazır mı efendim? Paketler hazır, evet. Efendim bugün ne yapacağız? Bugün paketlerimizi çok uzağa götüreceğiz. Ta Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gidiyoruz. Buyurun çıkalım efendim. Buyurun. Buyurun. Sevgili dostlarımız, Şanmar Alışveriş Merkezi sponsorluğunda tabii ki yardım programımızı yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Şanlıurfa'dan yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bir köyümüzdeyiz. Burası Viranşehir ilçemize bağlı Kermen köyü. Eski tabii Kürtçe ismi Karadotka ama Türkçe diyordu dediğin zaman Kerme köyü. Evet, artık mahalle oldu biliyorsunuz yeni sisteme göre. Bizde de sevgili burada bir eniştemiz var, Bedran Koyuncu. Bizi aradı, dedi ki köyümüzde bir kardeşimiz var. Kardeşimizin başına talihsiz bir olay gelmiş. Gelin onu görün dedi. Biz de sağ olsunlar geldik. Bizi misafir ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sevgili Burhan kardeşimiz ziyarete geldik. Aslında Burhan kardeşimizin görüntüsü her şeyi anlatıyor. Ama bizler olayın daha iyi anlaşılması adına kendisine sohbet edeceğiz. Burhan merhaba. Merhaba. Sen kaç yaşındasın? 26. 26 yaşındasın. Sen nasıl bu kadar geldin? İnşaatta çalışıyordum. Evet. İkinci katta demir çekiyordum. Evet. Demirci miydin? Yok. Yok, günlük demir, iş evet. He, günlük, yövmeye çalışıyordum. Evet, yövmeye, evet. Günlük iş gidiyordum. Demir çekerken ikinci katta bir anlık daldım kendime, yüksek gerilim hattıma katladım. O çektiğin demir takıldı direğe. Evet. Senin eltiği çarptı. Evet. Ondan sonra abilerim vardı, bir de bizim yanımızda ustalar vardı. Onlar beni arabaya koydular. Direkt hastaneye götürdüler, oradan sonra bir şey hatırlamıyorum. Hastanede, tabii hastaneye gittikten sonra... Bu ne kadar mı oldu bu olay? 2 yıl önce miydi? Ocak 17, 2016 Ocak 17 Pazar günü bu hale geldim. Yani biz yakın bir sene falan. Bir yıl, iki ay falan, 14-15 evet. Aydır. Tabii hastanede hemen kestiler kolları, bayakları, yoksa sonra... Yok, ben 3 ay, 2 ay falan tedavi gördüm. Evet, belki düzelir dediler. Evet, doktorlar baktı, olmadı. Evet. Dedi, kesmek zorundayız. Yapamadım, kesmek istemedim. Evet. Ama çare bulamadılar. Evet. Kesmek zorunda kaldım. Diyarbakır'a mı gittiniz daha sonra? Evet. Diyarbakır'da kestiler. Evet. Evet. Peki şimdi mesela sen bu arada herhalde evlisin değil mi? Evet. Çocuk var mı? İki çocuk babası. Allah bağışlasın. Çok şükür yani çocukların da var. Evet, çok şükür. Peki nasıl hayatını sürdürüyorsun? Nasıl yaşıyorsun mesela? Şimdi mesela normalde hani yürüyemiyorsun. Yürüyemiyorum ben. Kendi imkanlarım... İhtiyaçlarını göremiyorsun. Evet. Evet, yemek yemiyorsun. Eşim yapıyor hepsini. Evet, eşim yardımcı oluyor. Allah razı olsun başınızdan. Evet, onun baş tacıdır eşim. Evet. Eşim baş tacımdır. Evet. Allah ona bir kere razı olsun. Evet. Şimdi helal süt emmiş insan, evet, oldu mu? Böyle namaz kılıyor kendisi. Maşallah, maşallah. Yani. Ama tabii senin işin onu, zor biraz. Yani, evet, biraz. Bacımız da işin zor. Evet, yük ona bindi. Evet. İki çocuk var, bir de onlara da bakıyor, bir de ben. Evet. Çok. Peki şunu söyleyeyim mesela, hani biz 2017 yılında yaşıyoruz. Teknoloji, evet, ilerlemiş, tıp ilerlemiş. Sağlık Bakanlığı'ndan vesaire herhangi bir yerden protez ayak, protez kol gibi bir durum söz konusu ama takamazlar. Şimdi hiç araştırdınız mı onları? Sigortam yok diye kimse beni bakmıyor. Allah Allah. Evet. Peki hiç araştırdın mı mesela, ben hani protez kol takayım, protez ayak takayım? Protez ayak ben kendi imkanlarımla yaptım. Protez kol yapamıyorum maddi değil. Hayır, şimdi sen yaptığından sonra rahat yürüyebiliyor musun? Evet. Yaparsa yürür tabii. Evet. Protez ayak ben yürüyorum. Evet. Protez ayakla ben... Evet. Protez kolum olmadığı için en gerekli şey benim için protez kol yani. Kol. Kendimi yani tabii ki hem ya kendimi kaşıyamıyorum benim. Evet, evet. O çok zor yani. Peki o protez kollar için takılırsa ihtiyaçlarını görebilecek misin? Yani, araştırdın mı? Evet. Ben çok araştırdım. Ne kadar bir şey mal oluyor mesela böyle bir şey? Şimdi doktorlar şöyle, medikalcılara bir, evet, sürü gittim. Benim medikalcım Urfa'da. Evet. Kendisi diyor 100 binden başlıyor 600 bine kadar. Yani şimdi ben şu kol var yani. Şimdi eğer ki sevgili Burhan kardeşimizin hayatını rahat edecekse var ya, 100 bin, 200 bin çok büyük bir para değil. Kendisi bana söz verdi yani. Evet. Kendini yemeğini, kendi yani az çok yani. Onlar takıldığı zaman, evet, sen onunla ihtiyacını görebileceksin. Evet yani kendisi çok, dedi. Çok iyi. Yani
protez ayak nasıl ben rahat ediyorum artık yani kalkabiliyorum onunla. Çok iyi evet. Yürüyebiliyorum. Sadece kol benim için çok önemli. Ha şimdi ayak takınca da sen yürüyebiliyor, ayakların evet, yürüyebiliyorsun ama kolların yok diyorsun. Evet. Onlar da yani olursa... o da ayak da şöyle bir şey birisi yanımda olacak. Her yani beni tutacak. Tabii dengeyi evet, sağlamak evet. için evet. Ama en azından kendi ayağımda durabilirsin bir şekilde evet. onda. O zaman senin birinci yardım, önceliğin yardım bu pratik protez kolları evet. önce halletmek lazım. Bu kez sen orada bir de burada sen kadar sana söyleyeceksin bu konuda. Ya vallahi tutuldum yani hiç söyleyecek bir şey yok. Çok yaşlı, çok genç. Evet. Daha 26 yaşında bir gencecik insanın böyle kalması ama gerçekten eşine gerçekten tebrik ederim. Helal süt emmiş bir bayanmış. İşte bu yüzden hep diyorum ya ben eşlerimizin kıymetini bilelim diye. Evet. Bak ne oluyor? Eş bakıyor. Tamam belki annedir, ciğerdir bakar ama eş daha bir şeydir. Evet. Anne yaşlı bir yerde belki kaldırıp indirir ama eşi ona çok iyi bakıyor herhalde. Allah yardımcısı olsun diyorum ve inşallah seyredip de duyarsız kalmazlar kardeşime. Gerçekten çok mağdur. Anlatılmaz bir şey. Yani diyorum ya kelimeler boğazda düğümleniyor. İnsan ne diyeceğini bilmiyor. Ayaklar varmış. İnşallah kardeşime bir abimiz olur, olur. Kol yapma sözü verir bize. Çünkü her yerden seyrediyorlar. İnşallah biri çıkar der ki ben bu kardeşime kol yaptırıyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Tabii şu anda burası hani eski adıyla köy, yeni adıyla mahalle olduğu için dostlarımız çoğu aramızdalar. Merhaba. Merhaba. Abimiz de herhalde Burhan'ın abisisin sen. Burhan abisiyim. Sen tabii ki bu olay olduğunda yanındaydın değil mi Burhan'ın? Kendim yanındaydım. Evet. Nasıl ondan ne yaşadınız? Ne hastalıyorsun? Neler var? Sabah beraber kahvaltı yaptık. Evet. Kahvaltıdan sonra yukarı çıktık. İnşaatta ikinci kata. Oradan demir çekerken yüksek elime takıldı. Yüksek elimde zaten düştüğü zaman zaten ilk düşünce ben görmedim. Evet. Ses bir, falan duydun mu? Ses, elektrik sesi duyunca ondan koştum oraya bir baktım yerdedir. Evet. Zaten kaldıramıyordum onu. Ben de zaten orada o anda sen dengemi, şok geçirdim. Dengemi kaybettim zaten. Evet. Arkadaşlar kaldırdı. Onu hastaneye getirdi zaten. Gereken zaten durumu bu. O gün bugün de zaten beraberiz diyorsun. Beraberiz evet. zaten. Ben onunla uğraşıyorum şu anda. Allah senden razı olsun. Cümlemizle. Şimdi tabii ki derbeşler kardeş. Kardeş, arkadaş bunlar insanın sırtını dayayacağı varlıklar. İyi de sonuçta kardeşimizdir. Tabii cigerdir. Yani Allah'ın kimse ne olacağı belli değil yani. Mutlaka mutlaka. Bizim bir saat sonrasında garantimiz yok. Mesela bakın şimdi biz Urfa'dan geldik. Bir sonra arabayla Urfa'ya gideceğiz. Hadi beraber yetişecek miyiz yetişecek onu Allah bilir. İşte onu bilemez kimse. Bundan bir yıla kadar da benim kardeşim de ayağı vardı, kolu vardı ama şimdi yok. Evet aynen. Ne gelse Allah'tan gelsin. Amin. Yani. Aynen. Herhalde annemiz. Bize Türkçe biliyor musun? Evet biraz biliyorum. Selam merhaba nasılsın? Merhaba. İyiyim, Allah razı olsun. Şimdi bir şey söyleyeceğim ben. Önce bu bir evet. Allah'ın imtihanıdır. Hemen tübillah. Doğru mu? Biz Allah'ın kullarıyız. Hemen Allah bize verir, alır, keser biçer çünkü ona kimse itiraz edemez. Hemen tübillah. Ama tabii ki zor bir süreç. Öyle ki bir zordur. Evet, sen neler söyleyeceksin? Bir büyük ağırlıktır. Evet. O ağırlığı kaldıramıyorum. Evet. Maddi durum için ben Allah-u Teala'da yardım istiyorum. Evet. Her kullarda da yardım istiyorum. İnşallah. Evet. Ben öyle ki onu eli için ile dua Allah'ta isteyen. Evet. Herkese de dua isteyen bir yardım ithaf için. İnşallah olur. İnşallah olur. Onu eli taksa çok şükür Allah'a. Moralimiz de iyi olacak. Elhamdülillah. Maddi durum da iyi olacak. Oğlanın yüzü de olacak. Biraz gelişme de olacak. İnşallah. Ben onun Allah-u Teala'da isteyen. Ama şimdi bak bir şey söyleyeyim mi anneme? Şimdi Burhan senin oğlundur. İki kız babasıdır. Maşallah. İşte çok şükür Allah'a onun ayakları taktık. Evet. Eli için mücadele istiyoruz, bir yardım istiyoruz, hayırlı severleri istiyoruz. Kim yardım etse de Allah Teala onlara anladım. Razı olsun. Anladım. Yardım etmeyenler Allah razı olsun. Anladım. Ben şunu söyleyeyim anneme. Evet. Sen Burhan'ın annesisin. Evet. Biz de inşallah Burhan'ın artık kardeşleriyiz. Tabii siz biz de daha iyisiniz. Biz de takip edeceğiz inşallah. Allah razı olsun. Sağlık Bakanlığı'na ileteceğiz, Bakan Bey'le ileteceğiz. Artık bir şekilde Allah'ın izniyle inşallah. Çünkü bizim bak bir şey söyleyeyim. Devletimiz güçlü. Allah-u Teala. Devletimizin gücü her şeye yeter Allah'ın izniyle. Şimdi hükümetimiz var, başbakanımız var. Bunların bir şey yetiyor. Yeter ki bir haberleri olsun. Çünkü bir de haberini iletileceğiz ona kendilerine. Herkes dedi toplayacağız. Bir yardım ona edeceğiz. Bu yardımı kimseyi bu yükü kaldıramadı. Zordur, zordur. Allah-u Teala size herkese yardım etsin. Belki bu işte peki ona yardımcı i̇nşallah, çıksa. İnşallah bir tanesi seyreder der ki ben yardım ayağını gördüm. O ellerine de görsem. Evet. Yeter bana. Ölsem de gam yemeyim. Allah büyütür. Gönme. İnşallah güzel günler göreceksin. Tabii ki Allah sana sabır versin inşallah. Cümlemize Allah razı olsun sabır ama büyük sabır ona versin. Ya şimdi ben bir şey söyleyeyim bak. Bir kere Burhan'ın ben burada cemaate komple söylüyorum. Yeni gelenlere merhaba diyelim. Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Burhan'a bak hoş bulduk Allah razı olsun. Burhan pırıl pırıl bir genç. Gerçekten. Yani hakikaten ben böyle burada göre söylüyorum.
hakikaten böyle pırıl pırıl bir kardeşimiz. Allah ama ben bir şey bak sana buradan Allah'ın izniyle diyorum. İnşallah biz bunun takipçisi olacağız. İnşallah. Çünkü ve ben şuna çok seviniyorum. Bizim devletimiz çok güçlü bir devlet. İnşallah. Hem başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir güçlü cumhurbaşkanı var. Evet. Başbakanımız var, bakanımız var. Bütün bunların gücü yeter. Bir de devletimiz güçlü bir devlettir. Eğer devlet bugün senin gibi bir kardeşime sahip çıkmasa ne zaman sahip çıkacak? Evet. Doğru mu yani? Evet. En önemli adam bugün bu gencimize, bu Burhan kardeşimizin bu sıkıntısını gidermek. Evet. Peki mesela şimdi şunu söyleyeyim. Sen bu protokol ve olayını inşallah aşarırsa. Onun dışında mesela hani normal vatandaşın desteğiyle ne gibi senin ihtiyaçların var Burhan? Şimdi protez dışında. Protez dışında mesela durum, maddi durum kötü mesela. Sen neyin mesela ihtiyacın var? Hani para mı lazım? Örnek vereyim mesela efendim söyleyeyim beyaz eşya mı lazım? Yani kıyafet mi lazım? Ne gibi ihtiyaçların var? O konuda çok yani şimdilik yani ihtiyacım olar mı yani çok. Önce ona bak protez evet. Konusunu biz resmi makamlarla görüşeceğiz inşallah. Takip edeceğiz. Evet. Onun için sana Allah'ın izniyle elimizden gelen şeyi yaptıracağız. Hatta Bakan Bey de bugün Faruk Çelik Bakanımız. Hı. Onlarla görüşeceğiz. Biz gerekli yerlere yazılar da yazacağız. Bunun takipçisi olacağız. Protez kol dışında ne gibi mesela ihtiyaçların var senin? İhtiyaçların? Evinin, çocuklarının, yengemin, ev olarak. Ya ev olarak hiçbir şey, evim yok. Evet. Ya bakacak gücüm, kendi imkanım yok. Sen mesela şey, şunu söyleyeyim bana. Mesela bir maaşın falan bir şey var mı senin? Maaş var, 2-3 ay yapmışım. Evet. Bakıcı maaşı var. Tamam. Bir de 3 aylık benim maaşım var. Evet. Bir olur başka bir şey evet, yok. Evet. 3 aylık. Çocuklar okula gidiyorlar mı? Yok daha küçük. Kaç yaşındalar? Biri 1,5-2 yaşında, diğeri 1 falan. Allah bağışlasın. Evet. Rabbim hayırlı ameller versin. Evet ben buna bakayım. Bu arada sen de bir Bedran abiyle de bir kısa bir görüşelim. Bedran abi de herhalde komşularıdır. Onun sayesinde biz buraya geldik. Bizim köylüdür, fakirdir. Kim ona şey ederse Allah razı olsun. Destek çıkarsa Allah razı olsun devletimize, milletimize, herkese. Kim destek çıkarsa Allah razı olsun onlara. İnşallah. Ali Allah sen ne söyleyeceksin? Ben söyleyemem. Hayır ben söylemezsin. O görüşmek istemiyorum. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Sevgili arkadaşlarımız bir araştırma yapmışlar. Evet arkadaşlar araştırma yapmışlar arkadaşlarımız. Burada çıkan şeye göre herhalde sağ ve sol kol iki için dirsek üstü 6 kanallı miyoelektrik kontrolü kol merkezi yani böyle iş görebilecek, hareket edebilecek konuş bir şekilde. Toplam her bir kol 110 bin, iki tanesi 220 bin lira gibi bir rakam tutuyor. Aslında hakikaten ben şunu söyleyeyim, devletimizin dışında da Türkiye'de ve dünyada o kadar zengin insan var ki adam bu parayı bir geceye yiyor. Evet. Yani adam 200 milyarı bir gecede oturup bir araba alıyor, bir keyfi gidiyor, adam bazen gidiyor ben söylemek istemem ama bir zarar atıyor vesaire. Bu paraları harcıyorlar. Onlar için para çok önemli değil. Adam çocuğuna bir gecede parayı harcıyor. Şimdi eğer gücü yeten bir kardeşimiz çıkarsa, bir 200 bin, 200 bin her neyse veya 2 kişi çıkar, 3 kişi çıkar, kendi aralarında toplarlarsa inşallah Burhan kardeşimin kollarını takarlar. Biz ama devletten de bu konuda destek bekliyoruz. İşte belirttiğimiz gibi Sayın Bakan'a da gideceğiz. İnşallah senin bu sorunu çözeceğiz. Şimdi ben mesela bir çocuk var Urfa'da, 4 yaşında çocuğun bir sıkıntısı var, ona giden para 90 trilyon. 90 trilyon ha, 2 milyar değil, 2 trilyon değil, 90 trilyon. Ona göre Burhan'ınki bir şey değil. Yani. Yani Burhan'ınki daha 200 milyar, bugün 200 milyar çok büyük bir rakam değil Türkiye şartlarında. Yani bugün bir kampanya yapılsa, adam yine 200 kişiden gene aynı şekilde toplanacak, aynı. Doğru mudur? Evet. İnşallah kollarını takarız Burhan. Evet. Ama kollarını takarız, köyde beraber de dolaşırız inşallah. İnşallah. Olur değil mi? Evet. En büyük isteğin şimdi kolları takmak mı? Evet, benim eksiğim orada yani şimdi. Evet. Ali kolumu şimdi göstermişim, ben çok yani... Hayır, bak bir şey söyleyeyim. Evet. Şimdi bu Allah'tan gelen, bak buna bir şey söyleyeyim, bak şu bir... olmuş ya benim. Bu iki, bu Allah'ın bir hediyesidir. Evet. Ya bu bir kusur değil, bu bir ayıp değil, öyle mi? Yok ben... Ya bu bir aşıdır ha, bunda, yani bunda ne utanma ne sıkılma, çünkü niye? Bu Allah'ın bir hikmetidir. Evet. Allah istemiş böyle yapmış, Allah istemiş vermiş almış, doğru mudur? Evet. Ya adam bir dakika sonra düşüyor ölüyor hiç. Evet. Doğru mu? Hiç bunda sen bunda dert etme. En azından yani tamam belki bir talihsizliği yaşamışsınız ama çocuklarınızın başındasınız. Evet. Bunun için bence mutlu olmanız lazım. Bunun için hayata bağlanmanız lazım. Ha tamam dediğim Mehmet Bey'in dediği gibi yani bugün bizim başımıza ne geleceği belli. Belki şu an burada oturuyoruz. Buradan çıktıktan sonra sizin durumunuza biz düşebiliriz. Ama en azından şöyle kendinize şey yapın. Çocuklarımın başındayım. Ne güzel bir eşiniz varmış. Allah ondan 1000 kere razı olsun.
Allah inşallah eşinizi, ailenizi başınızdan eksik etmesin. İnşallah ki seyredip de duyarsız kalmazlar. İnşallah. Çünkü bizim milletimiz vicdan sahibi. Bizim Müslümanlarımız vicdanlı. Yani buna görüp de duyarsız kalacağına ben inanmıyorum yani. Siz de ekibinizi takip ediyorum. Evet abi. Her aileye gittiğiniz, Allah sizden de razı olsun. Aslında her bir şey söyleyeyim ben, özür dilerim, sözünü kestim. Yok, şimdi bizim sponsorumuz Şamar aslında, evet. Ben kendisi. Allah Şamar'dan razı olsun. Evet. Fakat şimdi genelde bizim şartlarımız kısıtlı olduğu için biz Urfa'nın mahallelerini geziyoruz aslında. Çünkü bizi Urfa dışında illerden, ilçelerden arıyorlar. Bizim gitme şansımız yok. Ama şimdi Bedran benim eniştem. Evet. Dedi ki ben dedi bizim köyde bir tane böyle bir kardeşim var dedi. Ya gelir misin dedi. Ben de önce demişim ki Mehmet Bey gelecek. Bize de çok büyük bir yoğunluk vardı. Dedim valla ben bir defa söz verdim. İnşallah gelir. Hakikaten hem Ali abla hem ona söz verdik çünkü sen bizim kardeşimizsin. Yani biz eğer bugün geciktiyse de hakkını helal et çünkü. Şimdi bak senin bizde hakkın var. Yok, çünkü senin bizde hakkın var. Bizim işimiz, biz sizin hizmetkarınızız. Allah razı olsun. Yani Allah bize bugün bu gücü, bu yetkiyi vermişse size hizmet etmek için. Allah razı olsun. Yani o yüzden öyle mi hocam anne? Yani bizim işimiz size hizmet etmek. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah razı olsun. Ama inşallah en kısa zamanda... Kendiniz cennet olsun. Yarın faydanız Burhan'a yatırsın. Vallahi Allah büyük bir yani fayda gidecek size. Ha vallahi. Cümlemizi ağlar. Evet, çok şükür. Beyne de? Gitmiş vallahi menzile gitmiş. Hayattadır maşallah. Hayattadır hayatta. Şükürler olsun. Ha vallahi gençtir. İyi çok. Benden daha gençtir. Maşallah. Ha yaşlı beni. Ben de 54 yaşındayım. Ya benim kardeşim aynı. Ben de 43'üm. Ay vallahi da 10 sene. Ben de hastayım zaten. Vallahi. Sen ne yapıyorsun abim benim? Kalıp işi yapıyoruz inşaat. Sen ha inşaat işini yapıyor musun? İşaat işini yapıyoruz. Anladım peki. Yani aslında işte bizim insanımız da fakir bir memleket, fakir bir toplumdayız. Zaten her zaman beraber çalışıyorduk onunla. Evet. Bazı yani tabii ki sürekli iş yok da işte olduğu zaman çalışıyorduk yani. Evet. İşte o arada da denk geldi. Tam eline koluna denk geldi. Ya tabii ki bu var diyor olacak. Allah'ın bir takdiridir, bir imtihandır. Öyle biz de işte onu yapacağız. Allah bize vermiş ki, demiş evet. Ki ben bunu yaptım ama siz de bakacaksınız. Kesinlikle tabii. Siz de ona el kol olacaksınız. Şimdi bak bu hem Burhan'ın imtihanı, hem Burhan'ın hanımının imtihanı, hem anasının imtihanı, hem senin imtihanı, hem komşunun imtihanı. Çünkü hepsinin imtihanıdır. Zaten anası zaten gündüz ben ilgileniyorum onunla. Evet. İşe falan gidemiyorum artık. Yani hem aileme bakıyorum hem kendisine bakıyorum. Ben de doğru söylüyorsun evet. Yani mecburen artık o da ihtiyaçları var, hastası oluyor, ne bileyim ailesi hastalanıyor. Yani artık ben de doğru bir işe gidemiyorum yani. Evet. Onunla ulaşmaktan mecbur yani. Çünkü evet. Onu bıraksam olmuyor. Ailesi yani işe gitsem ailesi orada kalsa bir hastası oldu olmuyor. Evet. Ben de bakmak zorunda kalayım artık. Büyük bir yük yani. Ya tabii ki kolay değil. Tabii ki onu. Bir de küçük bir çocuk da yani çocuk olsa kaldırmak inanılmaz bir de vardır. Fakirdir yani. Evet. Yok ben fakir bu beni. Yok gündüzleri onu gez. Evet. En azından o gündüzleri o yanındadır. Yani hemen tam gün olarak benim yanımdadır. Evet. Akşamları eve getiriyorum işte akşamlarda karısı bakıyor. Taşıya falan gidiyor musunuz böyle biraz idareten? Tabii arabayla onu gezdiriyorum. Evet. Teyzem oğlanın arabası var bende onunla geziyorum. Ne yaparsın Allah kuvvet versin inşallah. Amin. Çünkü evde sıkılıyor artık. O da o bir günde, iki günde, üç saat değil. Ailesi böyle. De sıkılıyor. Ailesi de bir yere gidemiyor onsuz. Evet. Çünkü o olunca ailesi artık nereye gidecek? Doğru söylüyorsun. Yani mecbur ona bakacak. Ben de onu getirince ailesi de biraz temiz hava almak için dışarı çıkıyor mecbur. Evet. Yani en azından kendi ihtiyaçları göndermek için. Ama yok Allah senden de razı olsun. Cümlemizden yani. Allah cümlemizden. Sen de şimdi tabii Hasan'ın hakkını helal et çünkü sen de bir abisin. Hoş helal olsun. Hoş helal olsun. Mecbur biz bir yapacağız. Mecbur. Vallahi, mecbur. Bak. Bu hak değildir. Senin elin bizim yakamızda bir de senin yakındadır. Bu hak. Burhan çünkü bizim Burhan'ımız. Bu hak değildir. Evet. Bu mecburiyetten yapılacak. Allah razı olsun. Evet. Çünkü hak olan bir şey yoksa da mecbur yapılacak yani. Eyvallah teşekkür ederim. Yani ben bakmasam kim bakacak başka? Eyvallah. Allah razı olsun. Mecbur hepimize. Burhan bu olayı yaşadığımız zaman çocuğumuz kaç yaşındaydı küçüğü? Daha aylık mıydı ya da? Kendisi daha yeni girme yürüyordu. Yani daha küçük. Evet kendisi. Birincisi mi ikincisi mi? İkincisi. Birincisi? Birincisi yani yürüyordu. Yürüyordaydı. Evet. O hatırlıyordu. Ben yanıma geliyordu hatırlıyordu. Evet. Peşin mesela. Hastanede benim yanıma geldi büyüğü. Hastanedeyken. Evet. Evet. Benim sen yanıma... ne hissettin? Babamız böyle olunca öyle görünce ne hissettiler bunu? Şimdilik kendisi geldiğinde bilmiyordu. Eve geldiğimde böyle bana baktığında korkuyordu. Evet. Babam ne olmuş annesine diyordu. Evet. Annesi diyordu bir şey olmamış kızım kaza geçirmiş falan. O yavaş yavaş anlatıyordu onu alıştın diye. Evet. Kendisi bana bakıp korkuyordu. Gelmiyordu yanıma bir ay falan gelmiyordu. Çok korkuyordu. Evet. Yavaş yavaş çağırdım üstüme şeker falan indiriyordum. Kek falan. Korkmasın diye. Aferin, benim evet. Yanıma geliyordu. Ay maşallah evet. Annesi üstüme şeker koyar çikolata koyar gelip üstüme. Aa babam ben çikolata üstünde şeker üstünde alışıyordu bana. Evet. Öylecek ki bana alıştı artık. Bu arada bu kadar sen çocuğa yaş geldin değil mi? Şeker falan getirmiştin sen. Evet.
Bu kadar da çocuklara şeker falan geldi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Biz de şekerken dedik çam sakız falan bana elimizde olsun en azından. Sen peki maçlara falan bakabiliyor musun? He? Maçlara bakıyor musun? Ya ben fazla... Kerem'de Urfa Spor'u seyrediyorum. Ben en çok Kemal Sunal filmine bakıyorum. Şaban'a mı bakıyorsun sen? Evet. Urfa Spor takip etmiyorsun Urfa Spor'u? Ben onu çok seviyorum. Ben Fenerbahçe futbolcular falan, Sarada hakkını ilan mansız var onlar. Bunu da seviyorsun. Evet. O Galatasaray falan. Ya Urfa Spor? Urfa Spor'u da takip ediyorum. Urfa Spor takip et ya. Hatta bana yapalım biliyor musun? İnşallah senin bu protez işin olursa tamam mı? Evet. Bir hafta beraber maça gideriz inşallah. İnşallah. Olur mu? Ben, sen ve ondan sonra abin gelir. Sonra bizim Cuma Erol gelirler. Seni arabayla buradan alırız. Federasyon gelir seni alır. Maçı beraber seyreder seni tekrar okuyor. Ama önce senin protezlerini halledelim. İnşallah abi. Olmaz mı? Allah razı olsun. Senin razı olsun. Sen bu arada Kemal Sunal'ın filmlerini seviyorsun? Evet. En çok hangi filmi seviyorsun Kemal Sunal'ın? Abi bir sürü filmi var. Tabamı Sunal'ını seviyorsun. Evet, Tabamı Sunal'ın falan. Evet. Bir de Sakar Şakir falan. Evet. Ya Sahte Kabadayı falan. Evet. Kendim ben televizyonla günüm geçiyor en çok. Evet, evet. Televizyon olmazsa zaten. Bir de abim var yanımda. O sürekli beni bazen gezdiriyor. Beni dışarıya çıkartıyor. Yani evin içinde tam hapis kalmışım artık. Evet. Tabii ki şu anda bizim birinci önceliğimiz seni dışarı çıkarmak. Evet. Bu arada yani hakikaten yani ben bu noktada çok mutluyum. Çünkü devletimizin bu son dönemlerde sosyal ülke anlamında gerek bu engelliler konusunda, gerek bu işte sosyal, belediyecilik ve diğer konularda çok büyük çalışmaları var. Evet. Yani aslında hakikaten devletimiz için senin bu işin bir günlük bir şey. Evet. Sen isterse devlet buradan helikopterle veya uçakla bir günde götürür Ankara'ya, protezini sana sen geri gönderir. Evet. Yapamaz mı? Yapar. Yani burada bir seçim oluyor, bir işte efendime söyleyeyim referandum çalışması oluyor, orada bir yemek yediriyorlar, o inen yemek 200 milyar. Evet. Bir sabah bir kahvaltıya gittik, o kahvaltıya giderken 200 milyardı. Ha, bir günde bir kahvaltı eksik olsun, evet. Acaba bir şey söyleyecek misin sen? Yok, evet. Evet. Yani bu bir kahvaltı indiriyorlar, o kahvaltı 200 milyar. Ben şunu da söyleyeyim, bu arada hakikaten memleketimize son dönemlerde Suriye'den misafirler geldi. Tabii misafir bizim başımızın tacıdır. Ehle mesela, Araplar diyor ehle mesela, Allah razı olsun aynı. Ama tabii ki önce kendi insanımız. Şimdi Suriyeliler burada iş yeri açıyor, dükkanı açıyor, iş veriyorsunuz, maaş veriyorsunuz, kart veriyorsunuz, market kartı veriyorsunuz, bir sürü şey veriyorsunuz. Benim insanım da gidip 20 milyon iş bulamıyor. Yani bir ülke önce kendi milletini, kendi vatandaşına sahip çıkmalı. Tabii ki Suriyeliler ama önce benim insanım. Bugün işte Hatay'da mıydı? Bir Urfalı kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabırlar versin. O ateş o eve düştü. Çünkü bu memleketimizin, Türkiye'mizin sınırlarında benim evladım, senin evladın askerlik yapıyor. Suriyeli gibi sınırlarda nöbet tutmuyor. Ha madem öyle, o zaman biz burhanlarımıza sahip çıkacağız. Bunlar bizim insanlarımız. Bunların en kısa zamanda sorun çözeceğiz ama biz Allah'ın izniyle söz veriyorum. Ben gerek sosyal medyada gerek televizyon konusunda senin bu işin takipçisi olacağım. İnşallah bu köye beraber geleceğiz inşallah. Ben en çok Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ben onlardan en çok destek istiyorum onlardan. Evet. Bu arada bir de Urfa'daki belediye başkanımıza da seslenelim. O, evet. Başta sevgili Nihat Çiftçi başkanımıza, evet. Büyükşehir Belediye Başkanımıza. Sonra sevgili Fevzi Demirkola. Evet. Sevgili Mehmet Ekinci'ye. Çünkü onlar da bu konuda çok iyi insanlardır. İnşallah bu konuda onlar bir çalışma yaparlar. Allah razı olsun. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Buradan oradan buraya kadar geldiniz. Allah razı olsun. Cümlemize inşallah. Allah kaza bela vermesin kimseye. Amin. Allah kimseyi bu hale düşürmesin. Amin. Amin. Bütün engelli arkadaşlarıma da onlara da Allah onlara şifa versin. Allah amin. Onlara sabır versin. Allah herkese yani sabır versin. Amin. Bütün engelli arkadaşlarıma. Çok teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Allah razı olsun. Rabbim yardımcın olsun. Evet. Çünkü en büyük yardımcı Allah'tır. Allah sana yardım ederse sen işin bir günde çözülür. İnşallah. Biz de rakip olacağız inşallah. İmtihanı gerçekten çok büyük. Evet. Çok büyük yani imtihanı. İnşallah sahip çıkarlarsa da o da kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayacak. Bir nevi hem eşini rahatlar biraz olsa. Evet. En azından kendi protez eliyle çocuğuna çikolata şekerim diyor karnıma koydu ama kendi eliyle verse belki çocuk daha mutlu belki olacak. Bir şey var belki bir bilgisayar kullanır. Yani öyle ben, olur. İnşallah olabilir. Allah yardımcın olsun. Rabbim sana öyle, çok büyük bir sabır versin ya. Senin imtihanın gerçekten çok ağır. İnşallah bu, seni görüp de duyarsız kalmazlar kardeşim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Herhalde Ömer Bey değil mi? Programımızın sonuna geldik. Evet. Sevgili dostlarımız, başta belirttiğimiz gibi Germe, Türkçe isminde Germe. Germenköy. Türkçe ismi de Kerdoz Kulağı. Bedran Savaş'ımız da destek veriyor, sevgili destekliyor. Köye geldik bugün Viran şehri Mardin istikametine gittiğin zaman yaklaşık bir 10 kilometre geçince sağ tarafta bir köy. Evet.
Bu köyde sevgili kardeşimiz Burhan yaşıyor. Burhan 26 yaşında pırıl pırıl bir genç kardeşimiz. Yaklaşık bir sene önce elektrik çarpması sonucu kollarını ve bacaklarını kaybetmiş. Kendi imkanlarıyla protez ayak sorunu çözmüşler. Fakat protez kol konusunda elimizdeki belgelerde de görüldüğü gibi ortalama bir 220 bin lira kadar bir para gerekiyor. Eğer Ömer kardeşim de burada gösterebilirse bunu yakın çekimde. Evet. 220 bin lira kadar bir masrafla sevgili Burhan kardeşimiz iki protez kol takabilecek manyetik bir şekilde. O kollarla da birçok ihtiyacını karşılayabilecek. Görebildik mi Ömer? Evet. Biz umut ediyoruz ki gerek yurt içi ve yurt dışındaki hayırsever dostlarımız, gerekse resmi kurumlardaki yetkililerimiz, başkanlarımız, bakanlarımız, belediye başkanlarımız bu konuda bir çözüm sağlarlarsa inşallah sevgili Burhan kardeşimizin sorununu hep birlikte çözeceğiz. Tabii ki burası başta belirttiğimiz gibi bir köy. Yani eski adıyla köy, şimdi adı mahalle. Her ne kadar mahalle olsa sonuçta burası köydür. Onu belirteyim ben. Geldi köye. Sağ olsun köydeki eğer Ömer Faruk gösterirse dostlarımız bizi geldiğimiz dünyalarımız geldiler. Gazi abi burada, Bedir abi burada, Ali abla burada. Sevgili Burhan, Burhan'ın abisi, annesi, amcası. Bütün köydeki arkadaşlar bizi ziyarete gelmişler. Biz bu güzel ev sahipliği için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsine razı olsun. Tabii ki burada en büyük iş sizlere düşüyor. Çünkü Burhan'ın aslında koldan önce morala ihtiyacı var. Evet. Biz önce moral verirsek, keyfi yerinde olursa gerisi boş. Öyle mi Burhan? Sevgili dostlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz ama bizim öncelikle buraya gelmemizde çok büyük emekleri olan Şanmar Alışveriş Merkezi'ne sevgili Halit Taş Döndüren ve tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Şanmar olmasaydı biz buraya kadar gelemezdik. Onu da belirtelim. Allah bu hayra sebep olanlardan, vesile olanlardan razı olsun. Burada 220 bin liralık bir protez olay söz konusu. 200 bin verenden Allah razı olsun. 200 TL verenden Allah razı olsun. Eğer ben Burhan'a bu konuda destek olmak istiyorum diyen bir izleyicimiz de çıkarsa bizi arasınlar. Biz hemen sizlere onların numarasını verelim ya da hatta beraber gelelim buraya. İnşallah bu konu takipçisi olalım diyoruz. Geldik bugün de birlikteliğimizin sonuna. Hazırlayan ve sunan ben Mehmet Demir, sevgili eşim Buket Hanım ve sevgili kameraman kardeşim Ömer Faruk Subaşı ile birlikte ta Viranşehir'den hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Şanmar Alışveriş Merkezi sundu.